hastalandı. Başım ağrıyor. Zannettik diş şudur budur, gittik kulak gittik. Beyninde tümör var. Bir gamma knife diye şey var. Bunu ışın atıyorlar beyne. 36 bin lira Hollanda bizden para istedi. Evet. Türkiye'de biz çaresini bulduk. 2.000 liraya uçak parası dahil. Türkiye'de sağlık ucuz tabii. Çok ucuz abicim. Hem de şeyi, Acı Badem Hastanesi Kozyatağı'nda çok güzel bir doktorumuz var, Allah razı olsun. O bizim hanımı ışın tedavisiyle iyileştirdi. 2 hafta sürdü. Yapma ya. 2 haftada bitmedi ama şeyi, genişlemesini bitirdi. Öldürdü. Şeyi öldürdü, evet, tümörü anladım. Beyinde öldürdü ameliyatsız. Şimdi küçülüyor, her sene 1 santim küçülüyor. Uçakla giderken hanımın elinden tuttum, dedim ki biz burada ölmeyeceğiz. Hollanda'da ölmeyeceğiz, geri döneceğiz. Gittim 55 yaş emekliliği, 67'yi beklesem 1700 euro alacağım. Ha, düşür, 55 yaş emekliliğinden 1050 liraya fit olduk, çıktık geldik. Abi 1050 lira normalde burada yeter. İyi para, evet. Türkiye'den de emekliyim. Tamam. 1050 liraya fit olduk geldik. Patronum da sağ olsun, ağır transport yaptım ben. Yer dorsesiyle falan 80 ton 70 ton yük taşıdım. Oho. Maaşım iyiydi. Patronum da dedi ki sen çıkış alma, ben vereyim. 35 bin lira elime para verdi. Ondan geldim bir ev aldım. İçini dizdim. Bir de Hollanda plakalı arabamız var, 2 sene binecek. Küçük kötü bir arabamız. Gerisi yok. Hayallerimiz yok. Hanım iyileşti. Ben biraz daha hayata geri şey ettim. Sarılmaya başladım. Yaşayacak kadar var ama hayali kurtaramıyorum. İyileşmeden önce hayatı bıraktım. He. Bıraktım. Ama içkiyi de bıraktım. Kuşlukların hepsini bıraktım. Onu hanımım da biliyor. Abdeste namaza başladık bir güzel. Gidiyor hayat, güzel gidiyor. Evden camiye, camiden eve. Şimdi eski sarhoş arkadaşlarımın yanına varamıyorum. Namaz kılıyorum. Şimdi eskiden ben sarhoş olduğum için cami adamları da beni kabul etmiyor. Ortada kaldım. Çevrem yok. Kimseyle konuşamıyorum. Ben varım artık. He, bizim bir hayalimiz var mıydı? Hollanda'da her pazar biz karavanları gezmeye gidiyorduk. Ha, o da seviyor yani. Çok seviyor. Bak, Nevşehir'in ağır vasıta ehliyetli ilk şoförü benim eşim. Ha. Sırf ona vize alıp da Avrupa'yı gezdirmek için ağır vasıta ehliyet aldım. Vize aldım. Türk arabasında çalışırken Avrupa'yı gezdirdim. Dedik ki gideceğiz Türkiye'ye. 1 sene orada ama boş kalacağız. Mecbur, kanun bu. Geldik Türkiye'ye. Yok arkadaş, vakit geçmiyor. Dedim ki Hülya'm biz ne yapacaktık? Sabahleyin balıkçının yanına gidip balığımı alacaktım. Akşam bir ufak rakım alıp eve gelecektim. O hayal bitti. Şimdi ne yapacağız? Hadi karavan. Neyle alacağız? Deli para. Evet. Benim istediğim deli para. Kolay kolay her şeyi beğenen bir insan değilim. Evet. Dedim ki çalışacağım. Gittim bir konteyner işi buldum Fransa'da. Maaşı da iyi. 2500 lira veriyorlar ayda. Burada da para birikiyor derken bir gittim 2 sene çalıştım ilk gittiğimde, ama eve geldim gittim. Bayağı bir oldu. Dedim 1 sene daha gideyim, daha iyisini yaptırayım. Önce minibüs düşündüm. Sen tamamen karavan için çalışıyorsun. Evet, buna da dedim ben. Evden telefon açtım. Hep bütün karavan, Salih'i gezdim, ona gittim, buna gittim. Muhammed'e gittim, DK karavana gittim. Evet. Bak, iyi ustalarımız da var. Kimseye gıybet etmeyeyim ama kendini bir halt sananlar da var. Evet. Bunu şey etsin yani, bir ben diyorlar, bir ben. Evet. Bu ülke geniş bir ülke, 80 milyonluk abi, bir ülke. Evet. Sonra biz el becerisi olan bir insanız. Evet, evet, evet. Kafası çalışan bir insanız. Sen şimdi belki ona yardımcı oluyor Mücahit'in, görmediğini yani, görüyor. Gittim oradan telefon açtım. Mücahit bana bir araba bul. Abi bana inanıyor mu? İnanıyorum sana. Neyime güvendin abi? Lan ben adam. 62 yaşındayım, adam sarrafı olmuşum. 35 bin euro para çıkaracak hanım buna. İlk etapta. Hiç tanımıyorum, görmüyorum. Gitti bu arabayı buldu. Kısmet her şey. Sen abi Mercedes'te dedi, ısrarlı olduğu Mercedes'te ısrarlı bulunmuyor çünkü. He, bulunmuyor. Dedim al. Al. 2 kişiyiz, bir de yeter. Bir de Arda'm var, benim torunum var. Maşallah. O da senede 15 gün Hollanda'dan alacağım. Belki İngiltere'ye götüreceğim. Sen bununla gidebilirsin canım. Tabii canım, gideceğim her yere. Onun için aldım ben bunu. Bu gitti arabayı aldı. Hanıma dedim ki evdeki paranın bir kendine bir 5.000 lira ne olur ne olmaz bırak. Hepsini çıkar. Şahin hiç şey etme dedim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Olmaz ya. Ben anladım artık. Evet. Bir şey olmaz, gönder. Hanım buna parayı çıkardı. Evet. Daha hiç yüzünü dün gördüm senin yanında. Biliyorum işte. Öyleymiş. Arabayı aldı. Nesi var uzun arabamızın? Ufağı defe var. Hiç sorun değil. Hani 20 bin lira şimdi ben para harcadım. Ben senin hikayeni. Sen gelmeden biliyorum. Mücahit'le çok samimiyiz ya. Ya dedi, bu Mercedes kimi dedim ya böyle. Dedim arkadan şey gözüküyor falan. Ya dedi, Fransa'dan bir tır şoförü var dedi. Enteresan dedi. Al dedi ya. Ya ben hallederim bununla enjektörünü. Bir önceki videoda çok ilgi çekmişsiniz. Bu kaçakçı kim diye soruyorlar. Şimdi çalışıyoruz. Ya bırak Osman, gene kaçak çalışıyorsundur sen. Kolay gelsin. Şu haftaya başladık. Bir Mücahit'e günaydın diyelim. Günaydın Mücahit Bey. Bakıyorum. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Sabah sabah yoğun çalışıyorsunuz bakın. Aynen, çalışmalara başladık. Allah kolaylık versin. Günaydın Süleyman Ustacığım. Günaydın abi. Buradaki değişiklikleri yapacağız şimdi. Sen tabii uyanmadığın için büyük bir sıkıntımız var. Büyük sıkıntımız var burada. Burası var. Evet, onu şimdi dolapları kenara kaydıracağız. Proje değişikliği oldu. Süleyman Usta'ya bulaşık makinesinin bilgisi verilmediği için çekmecilerimiz sol dibe kayacak. Bir tanesini iptal edeceğiz. Fırın yine aynı yerinde kalacak. Bulaşık makinesi fırının yanına gelecek. Oraya bir tane daha şişelik girecek. Abi istersen şişeliği de dibe alabilirsin. O senin bileceğin iş. O senin şeyin. Hani buraya koyacağın aradaki şişeliği duvar dibine de alabilirsin. Ha, o kenarda da olabilir. Onu sen bileceksin. Alamıyorsun. Hayır sen biliyorsun onu. Ben karışmam ona. Bunu alamıyoruz çünkü çekmeceye kontrol olsa. Tamam, problem yok. Sen nasıl diyorsan. Bunu oraya alırsan hiç bir ağırlık daha konuş olurum. Ha anladım. Şey taşıyıcı lazım ona. Anladım. Tamam. Şuradan bir taşıyıcı lazım. Tamam. Gerek yok. Taşıyıcıyı gerçi buraya koyuyoruz da. Yani bir 10 santimin, 12 santimine git yani. 12 santimine baksan bir 50 gram. Gerek yok, tamam. 200 gram. Tam çekmecelerde de olabilir. Hiç fark etmez sen nasıl istiyorsan. Seninle konuştuğumuz şekil gayet uygundur. Ben nasıl dersen onu alayım. Yani şişeliği buraya da koysam çekmece iptal olacak zaten. Onu biliyorum evet. Ama lavabo kaymış olacak falan falan değil mi? De gerek yok. Boş ver tamam. Dediğin gibi olsun. Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela fırının bu tarafında şişelik var. Üç şeritli fırının bu tarafında olur. Ondan sonra bulaşık makinesi. He. Yani şuradaki görünüm amaçlı. Öyle olabilir. Evet mantıklı. Öyle daha güzel olur. Yani daha güzel olur. Atıyorum. Lavabonun bir tarafına bir şişelik, bir tarafına bir şişelik. Öyleyse yani bir şey. Fırın, evet şişeliği buraya alabiliriz. Doğru söylüyorsun. Fırının mesela bir tarafına bir şişelik koyulursun ya. Evet. Şık olur evet. Mantıklı. Öyle yapalım. Şimdi çıktım Bauhaus'a gidiyorum. Yani Bauhaus'a gidiyorum derken benim arabadan bahsetmiyorum. Gerçekten Bauhaus yapı markete gidiyorum. Oradan batarya takımlarına bakacağım. Enteresan bir yer olacak benim için Bauhaus anlamında. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bakın nereye geldik. Bauhaus. Şöyle bir görüntü verelim Bauhaus'la. Harika. Evet Bauhaus'a geldik. Şimdi biraz böyle batarya kısımlarını incelemek istiyorum. Arkasından da bir lavabo bakacağım. 38 büyük olur herhalde. Siyah istiyordum, şu siyah. 2500 lirayı duyunca hemen yanından uzaklaşıyoruz. Vallahi malzemeler ateş pahası olmuş. Bir takım şeylere gideceğiz artık. Tasarruflara gideceğiz. Her şeyin en iyisi olamıyor bazen. Evet, nereye gidiyoruz abi? Abi şu anda duş teknesi almaya gidiyoruz. Duşumuza tekne alacağız. Evet, ondan sonra dışarıdan eksik malzemelerimiz var. Onlara tedarik edeceğiz. Şişelik bakacağız. Şişelik bakacağız. Mutfağımıza aksesuar bakıyoruz. Mücahit arkada, ben önde gidiyoruz. Tersi. Abicim bana 45'lik çekmece bol ne var? Bordur. Takım olarak mı soruyorsun abi? İki takım abi. Bordörlü mü olacak? Bordör istiyorsan. Sadece bordör çürümü, sametin mi? Şişelik. 15'lik şişelik. Buradan bir şey yok, silikon. Ha buradan var, silikon. Şeffaf silikon, bir de sen tabanca dedin. Şeffaf silikon tamam. Silikon tabancanın şeffaf olması yok abi. Başka bir şey? Silikon, şeffaf silikon ve tabancası. 3 tane. Bir de şey, tabanca. Başka şey yok değil mi? Modeli bir tane bu var. Çünkü evet. 2 tane alacağız biz de o yüzden. Bir sağına bir soluna koyacağız ya. 2 tane alacağız. Model var. Tamam bir tek o var. Tamam 2 tane ondan alacağız istiyoruz. Nereye geldik abi biz? Duş teknesi seçeceğiz. Duş teknemizi aldık. Şimdi yükleme bandına gidiyoruz. 90'a 140 bir tekne aldık. Onu biraz tıraşlayacağız galiba, değil mi abi? Şimdi 90'lık test tekneyi biz 85'e tıraşlayacağız, değil mi? Aynen. 85'e 140 olacak. Evet. Bir kısmında duş, bir kısmında tuvalet olacak. Yani 70 santiminde gibi. Dolayısıyla benim duş alanım 85'e 70 gibi bir alan olacak. Yani tuvalet. Ne yapıyorsunuz agalar? Şişelikleri mi takıyorsunuz? Daha yeni getirdik ya. Kaçak Osman. Ne yapıyorsun abi? Hayret. Bu adamı takip edin, takip edin. benim takipçilerim, takip edin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Çekmece revize mi? Bir tane evye buldum. 38'e 38. Dometik'in evyesi var oraya. Kare mi? He kare. 38'e 38. Kaç o? Kaç orası? 48 mi? Ha. Ama biraz pahalı. Bakalım alternatif bakıyorum. Birazcık da Nurullah meşhur edelim. Ne yapıyorsun Nurullah burada? Anlat bakalım. Kaç yaşındasın Nurullah sen? 18. Stajyer misin burada? Evet. Bütün işleri sana mı ittiriyorlar burada? Yani. Öğren öğren. Ne okuyorsun sen? Otomotiv mi? Otomotiv, evet. İyi mi? Kolay gelsin. İlk camı hayırlısıyla yerine takacağız. Mobi Kulp. Bunu ben bir yazılışını okuyayım da sen bana Mobi Kulp diyorum. Ne acaba bunun markası? İtalyan değil mi abi bu cam? Aynen. Şimdi bir yerde markası vardır bunun. Ben okurum. Ha şurada yazıyor marka. Date. Ya tarih yazıyor çıkış tarihi. Nerede yazıyor lan bunun markası? Mobi Kulp. Tuvaletten temiz. Açılıyor. Akşam çalışma şevki geldi Mücahit'e. Camların tamamını taktı. Şimdi tuleyi açıyor. Süleyman abi ne yapıyor ya? Duşu yarıyorsun galiba. 90 yani. Nerelerini kestin bunun? Oldu mu şimdi sen? Ha şimdi oldu yani. Oo iyi güzel. Sırıtmıyor. Hoş. Şu an bu şuradan buraya ne kadar oldu? 85. Vallahi mı? Ulan çok iyi lan. İyi duş alırım bunda. Güzel. Arabanın üst dolapları, USB'leri, LED'leri takıldı, anahtarları takıldı. Boy dolapları var üstteki. Hazırlıkları tamam. Bugün sabah aşkla başlamadık. Bugün sabah Şahin abiyle başladık. Bu LED tentenin dıştan değil, içeriden de bağlantısı var böyle. Bunlar hiç şey geçirmiyor. Ne yağmur, ne güneş. Bunlar işte şeyleri biraz hassas. Rüzgarda ayaklarını sağlam tutmak lazım. Bunlara ben şimdi bir tane tente yaptırıyorum. Bunu onun için taktırdık şu anda. Ölçü alacak. Geliyor mu adam? Arayacağım şimdi. Bitsin iş. Ondan sonra. Burayı sen tamam oda gibi yap. Tabii. Yeterli mi? Duştayız. Yeter abi, bu iyi. Çimiyoruz şu an. Bu iyi abi. Çimerken esnemeyelim. Esnersek sıkıntı çıkabilir. Evet, bugünü de bitirdik. Akşam oldu. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.